Öf arkadaş, bunaldım şirkette, bu nedir ya? Azıcık şöyle hava alalım. Bu arada haberiniz yoktur, bu iş yerinde tır şoförü değil, ulaştırma müdürü oldum. Sonuçta müdürüz ya, ulaştırma müdürü. Şaka, tır şoförüyüm abi. Çıkayım da azıcık hava alayım. Edirne'deyiz şu an. Hazır çıkmışken bir de sevgilimi arayayım. Aradı, ben ona dönemedim. Alo, ne yapıyorsun? İyiyim canım, sen ne yapıyorsun? Ay, iyiyim ben de. Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor aşkım. Şirkette müdür oldum. Herkese böyle emir falan veriyorum yani. Bayağı güzel, mutluyum. Senden nasıl gidiyor? Ay, bende de iyi. Gerizekalı, sen müdür mü oldun? Evet aşkım, evet müdür oldum ya. İnanılmaz gerçekten. Ay, sen şimdi iyi de maaş alıyorsundur gerizekalı. Ay, salak şey. Ya öyle deme şimdi aşkım yani. Sen de çok şapşıksın. Ay, salak. Şapşık aşkım ben. Gerizekalı. Mal. Tamam aşkım, fazla da şey yapmazsak hani, bizim de burada bir onurumuz, gururumuz var ya. Koskoca şirket ulaştırma müdürüyüm. Ay, tamam be salak. Burada bir salak varsa o da sensin. Kapat telefonu, gelmiyorum oraya. Ya gerizekalı, şaka yapıyorum. Koskoca müdürüm ben burada. Saksı değilim. Kim arıyor lan? Aşkım bir saniye, kapatmam lazım. Beni öbür müdür arıyor ya. He, toplantıya yetişeceğim. Hadi görüşürüz hadi. Lan dur lan, şefi tekrar arayalım. Aradı, bizi açamadı. Yalan söyledim arkadaşlar. Müdür falan değilim. Şefi bir arayalım. Efendim Cengiz Bey. Arka tarafa gelir misiniz? Burada bir ihtiyaç var da size. Abi müdürüm, ben hemen geliyorum oraya ya. Tamam. Hızlı olursak sevinirim. İyi günler. Arkadaşlar bir arka tarafa doğru koşalım. Şirketin arkasından beni müdür aradı. Şöyle biraz da hızlı olursak. Bu devirde iş bulmak zor ya, atılmayalım. Koş. Müdür aradı. Cengiz müdür aradı. Koş. Lan ne biçim gidiyorum? Motor taktım götüm. Nerede bizim Cengiz Bey? Müdürüm ben geldim müdürüm. Ha lan, oradalarmış, pardon. Müdürüm, yanlış yere gittim ama geldim. Ha, 20 tane mar geldiydi. Bu 21. mar oldu. 22. mar. Müdürüm ben geldim. Anda bu da 23. mar. Şey efendim, anlamadım. Ha, siz mi geldiniz? Size bir şey demedim. Yalnız adamın ses tonu nasıl değişti lan? Az önce burada mal sayıyordu mal gibi. Şimdi müdür oldu, aklına geldi konuşmaya. Sakarya'ya acil evrak gitmesi gerekiyor. Bunu da götürse siz götürürsünüz. Hemen şu evrakları alın, acil bir şekilde Sakarya'ya ulaştırın. He tamam müdürüm, ben oraya getirdim evraklar, getirdim. Tamam, siz dediğiniz gibi evrakları götürün. Ardından da şey yaparsınız, tamam mı? Şirket harçlarına bir tanesini alın, hadi bakayım, iyi günler. Arkadaşlar evrakları alıp Sakarya'ya gitmemiz lazım. Biraz hızlı olalım. De bize dedi ki şirket harçlarından bir tanesini al dedi. Bizim şirkete yeni Egea'lar alındı arkadaşlar. Beyaz renk hepsi böyle. 2021 model galiba. Onlardan birini alıp gideceğiz. De hiçbir de kalmamış. Vallahi otopark bomboş. İlerideki de az önceki Cengiz Bey'in arabası. Müdürün arabası. Vallahi şirkette araba kalmamış ya. Bir müdürün arabası kalmış. Müdürün arabasında gri renk aldılar. Hani o müdür yani. Beyaza binmiyor müdür ya. Hayda, ne yapacağız biz şimdi? Ben bir Cengiz Bey'i arayayım. Söyleyeyim abi, yapacak bir şey olmadı. Bunu versin bize. Şöyle bir arayalım. Nerede? Ha, Galat Cengiz. Ara. Alo canım müdürüm. En sevdiğim müdürüm Cengiz Bey ya. Az önce yalnızdan ayrıldım ama hasretinize dayanamadım. Boş yapmayalım da söyleyelim, ne var ne oldu? Cengiz Bey, şirkette araç kalmamış. Bir tek sizin aracınız var ya. Yani bununla gidebilir miyim ben? Evrada yetişelim hızlı bir şekilde. Tamam gidin şimdilik ama dikkat edin lütfen, tamam mı? Yani şirket aracı gibi kullanmayın, daha dikkat edin. O benim biliyorsunuz şahsi olarak kullandığım bir araç. Lütfen dikkat edin. Tabii ki Cengiz Bey ya, benden iyi şoför mezarda yani. Ben zaten anamın karnında da Cengiz Bey direksiyon falan yüzüme kapattı köpek. Hiç muhabbet falan dinlemiyorlar arkadaşlar. Müdür olmuşlar, adam olamamışlar. İçeriden evrak alıp geleyim, bir de şu arabanın anahtarını bulayım. Ardından yola çıkalım arkadaşlar. Evrakları aldım. Arabanın anahtarını da buldum. Şöyle bir kapılarını açalım. Yavaştan da binelim. Yine de en boş paket arkadaşlar. Bismillah. Kontağımızı bir açalım ama hayalet ekran falan var ha. Bak güzel. Vites boşta. Haydi bismillah. 1.3 mutlu jet galiba aracımız. Dizel sesi geliyor. Yani şirketin diğer araçları beyaz olanlar böyle. 4 benzinliydi diye hatırlıyorum. Bu 1.3 dizel. İmdatımızı salalım arkadaşlar. Yavaştan şöyle yola çıkalım. İnşallah kazasız belasız Sakarya'ya varırız. Hem acelemiz var. Ananı avrın, niye geri? Vitesi ileri aldığını sanarsın ama almamışsındır. Araba tövbe bismillahirrahmanirrahim. Arabayı cinler geri aldı. Hem acelemiz var. Evrak diyor hızlı yetişecek diyor. Hem de arabayı diyor dikkatli sür diyor. Benim diyor şahsi kullandığım araç diyor. Vallahi onun da ne dedi belli değildi. Buradaki trafik ne ama ya. Sakarya'ya gideceğiz arkadaşlar. İstanbul'dan da geçeceğiz ne yazık ki. Ama gördüğünüz üzere Edirne'de bile trafik anasının amı. Sağdan azıcık akalım. İnşallah yolumuzu bulur çıkarız. Arabayı da yolda baya deneriz. Acaba 1.3 multijet nasıl? Şöyle dörtlüğü yakalım da acelemizin olduğu belli olsun. Acelemiz var kardeşim. Tabakhaneye ula. Evrak yetiştiriyoruz evrak. Şuradan da sola döneceğiz. At 5'e. Bugün bu trafiği aşıp evrağı yetiştirebilirsek gerçekten de bize bravo. Al 3'e. Tut. Neyse 1.3 mutlu jet bu zaten. Fazla da zorlamaya gerek yok. Ama güzel gidiyor. Yol tutuşu nasıl? Tutuyor ya bak. Ananı s**. Yolu tutuyor mu tartışılır ama biz az önce
tuttuk. Lan gene telefon çalıyor. Bir şey mi unuttuk acaba ya? Alo. He alo efendim Cengiz Bey. Vardınız mı acaba? Valla Cengiz Bey oradan bakınca jete falan mı benziyorum yani? Ben baktığımda kanadım falan yok. Ben kanat manat göremiyorum Cengiz Bey aman. Neyse lavaboliliğin lüzumu yok. Varınca arayın beni. Teşekkürler. Ne dedi? Lavabonun lüzumu yok mu dedi? Değil mi? O kadar alt sınıfız kelimeyi bilmiyoruz ama. Lavabalilik diyor pezevenk. Tekirdağ üzeri gideceğiz yani arkadaşlar. Sağdan. Soldan akalım. Harfiyatçı önümüze kırar. Harfiyatçı o sonuçta. O kırmayacaksa kim kıracak? Hocam hocam nasıl bir şerit? Puh Allah kahretsin. Yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız yatacağız kalkacağız hop oradayım. Bu da bayağı eski bir şarkı ya. Bilenler şu anda ağlıyor falan diyorum. Şimdi niye ağlıyoruz? Aradan bir makasa girebileceğiz mi? Gireriz. Bir uç ama gene de iyi gidiyor. Üzerindeki şoför önemli ya. Vuhu falan değil ha. Bir şekilde yolumuzu buluyoruz arkadaşlar. Trafiği aşma çabaları. Bir geleyim oraya. Anana ana. Bayağı iyi fren yaptık. Adam otobüse giriyordu. Allah'ım sen bizi koru Allah'ım lütfen. Ula ula ula. Merhaba Volvo'cu. Hocam ananı geçmiş olsun birader, önde bir şey yok, azıcık çıkar oradan şu an. Dünya tersine döndü ya, yolumuzu kaybettik. Hocam ama sen de hem adamı arkadan vuruyor hem önüme kırıyor. Bu nedir ya? Sağa dönecek şimdi. Dön artık. Teşekkürler. Durun şöyle de bir sağından geçelim. Adam solu işgal edip gidiyor ya. Yavşak müdür Cengiz'in arabasıyla akıyoruz. Lan arabada dinleme cihazı var mı acaba ya? Dinleniyor muyuz? Genelde şirket arabalarına koyuyorum. Hemen şaka yaptım. Cengiz Bey'i çok seviyorum ya. İnanılmaz iyi bir müdür kendisi. Sabah akşam ben Cengiz Bey'in müdürlüğüne hayranım yani. O kadar seviyorum ki taşlar. Tövbe estağfurullah. Fulle müziğe. Jellilere geldik lan. Vallahi güzel gidiyor. Giriş olmasına rağmen harbiden güzel gidiyor. Aman Allah. Fren yapınca bir kızakladı. Görmedim sanmayı. Geyem. Hocam bir sağa kayıklayacağım da ben. Müsaade ederseniz yavaş gel. Nereye geliyorsun? İtorli. İnsanların birbirine saygısı kalmamış ya. Moruk inanmıyorum ya. Bu nedir ya? Hayır abi önde geçsen ne olacak? Geride geçsen ne olacak? Ha sonuç itibariyle geçiyorsun değil mi? Adam ya. Ne oldu lan bana? Ege'ye sürüyoruz lan. Bu ne tavır ya? Geç kalacağız biz ya. Ama hadi artık hocam şuradan geçeceksin işte. Al yapacaksın şu ya. Aman Allah. Bak virajı güzel alıyor. Harbiden de aldı lan. Aman Allah'ım. Bas lan bas. Motor ne ara kapandı ama. Heh, araba kendine geldi. Bir enjektörler tıkandı galiba az önce. Şuradan bir sola akalım. Enayi müdür arabasıyla pompa ke. Sağdan bir makas. Soran olursa evrak yetişecek. Acelemiz var deriz. Hocam hadi sağa bir çekil ya. Hadi hadi. Aynadan Egea diye görüp çekilmiyor olabilirsin ama bu Egea'da ne marifetler var. Ama çekileceğim mi? Sol şerit senin götüne. Aralardan bir hocam acelemiz var. Evrağımızın acelesi var. Değil mi? Evrağın acelesi var. Benim yok. Oradaki kağıtlar dile geliyor. Birader acelemiz var birader. Tekirdağ'a girdik sayılır arkadaşlar. Buradan da Tekirdağlı arkadaşlara selamlar. Burada yine bir trafik birikmiş. Sağdan biz kaç sağdan kaçsak ayıyorduk ya. Trafik durmuş. Hocam kaza mı oldu? Geçmiş olsun ya. Orada nasıl kaza yaptınız? Oradan o çıktı. Sen öyle gitsen orada kaza olmaması lazım ya. Herkese ehliyet verilmesin. Onun araştırmalara göre Türkiye'de kazaların %70'i diğer yapılmış bir kazayı izlerken meydana geliyor diye haberler duymuşsunuzdur. Ulan bir de bunu araştırdınız mı ya? Araştırmaya da gerek var. Ha kabak gibi ortada. Önde bayağı trafik birikmiş de biz bu trafiği ne yaparız? Aşarız inşallah. Ne aşarız gibi. Hocam bir sola kayıklayayım mı be? Arkadaki kesim bize sövüyor. Bu müzikler ne böyle ya? Karadeniz'e gidiyoruz. Neyse buralarda böyle ağır gidelim. Kamera falan vardır. Ceza yemeyelim. Sana sevdaya geldim Rize'den İstanbul'a. Ya ben anlatamadım ya sen anlamayız. Hocam hadi hocam ya. Allah'ım gitmiyorlar ya. Sağdan akabileceğiz mi? Akarız. Nereye akıyoruz? Lan sağdan boşuna aktık. Arkadaki adam da bizi geçti. Çeklerim ben her şeyde yüreklerim. Yoktur gidecek. Ay vurur aya beyan. Geldim kapın. Şu şarkıyı bir değiştireyim. İşte böyle gidelim. Ağlaya ağlaya gidelim. Aa ulan ha. İnsanın böyle gidesi gelmiyor. Gaza böyle çeyrek falan basıyorsun. Biz de sola girdik. Sol dıkandı. Sağa girdim. Şimdi de sağ dıkandı. Ben böyle şansını ama. Bu sefer de sol ilerliyor. Ama nereye ilerleyecek bir karar versin. Bu ne orospu? Korna bayağı işe yaradı. İnanılmaz bir kornaymış. Şu kavşaklar bayağı sıkıntı da biz de iğne deliğinden girdik. Aracımızın yol tutuşu gayet güzel. Yani sınıfında gayet iyi bir yol tutuşa sahip. Sınıfında sanki okula gidiyor ama. Ama tabir öyle yapacak bir şey yok. Otomobil kanalları gibi oldu. Sınıfında gayet başarılı bir araç. Başarılı bir araç. Değil mi? Her dönem takdir almış ama. Ama şaka bir yana biz burada olay mizanındayız. Buradan da otomobil kanallarına selamlar. Sağdan çıkacağız arkadaşlar. Yani bir selam göndermediğimiz otomobil kanalları kalmıştı. Ona da gönderdik. Yorumlara zaten yazıyorsunuz. Yakında uzaylılar da selam göndereceğim falan diye. Göndeririz ya. Soldan bir akalım. Aman Allah'ım. Anan yani. Herkes gider yanında anan kalır. Anlıyor musun? Killa Hakan'a da buradan selam. İstanbul'a girdik sayılır arkadaşlar. Ah İstanbul.
İstanbul, İstanbul olalı. Hiç görmedi böyle kaza. Ona nasıl vurdum ben? Ama bu trafik ne ya? Hocam vallahi İstanbul'u size kalsın. Daha da gelmem, bu ne ya? Buradaki viraj bayağı sert. Bakalım alabilecek mi araba? Alıyor lan. Harbiden güzel aldı. Ben alamaz sanıyordum. Ağlamazsın, ağlamazsın. Ağlalalalal. Vallahi trafik küreme aracı gibi gidiyoruz ya. Bütün arabaları otoyoldan kürüyoruz kardeşim. Küreme derken sizin şehirlerde kar durumu nasıl arkadaşlar? Buraya böyle bir yalandan yağdı. Araba bir bozuldu. Niye bozuldu araba ya? Araba kime bozuldu? La 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 la. Altıya geçmiyor araba. La 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 la. Üf, ne toparladık be. Lan efsane toparladık. Sanki Sinan Koç'um kardeşim bu nedir ya? Otopark Koma'da buradan selamlar Sinan abiye de aynı şekilde. Onları da severek izliyoruz. Bu tut. Hocam niye üstüme geliyorsun hocam? Hayat zaten benim üstüme geliyor ya. İşe selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Diğer öyle bir şey var. Ve İstanbul yine dimdik binalar gördüğünüz üzere. Maşallah benimkinden daha iyi. Sağdan çıkacağız da sağda tır var. Geç hocam. Geç benim davarlığım. Sen de geç. Şöyle bir sağdan yapışalım. Buradan E5'e giriyoruz galiba arkadaşlar. Umarım orada da trafiğe kalmayız. Döneceksin mi polismiş abi? Arıza vermesi daha iyi olacak. Ne yaptık ki de arıza veriyorsun? Al trafik üç taklat. Ve E5'teyiz. İstanbul'dayız. Sağdan akalım. İnsanlar sol şeride işgal etmeyi çok seviyorlar. Hocam sen de sola geçtin. Ben de şu sağdan aradan üf. Acelemiz var kardeşim ya. Abi bu sol niye böyle tıkanmış? İnsanlar sol şeritte ne yapıyor acaba? Vallahi anlam veremiyorum. Üçe verelim. Sağdan bir boşluk bulsam kaçacağım. Araba arıza yapma hiç sırası değil. E5'in ortasında kalırsa kapı yutarız ya. Çalış artık. Dörtlüğü bir yakalım arkadan girmesinde. Çalış artık. Çalışmıyor. Evet. Araba istifa etti. Bravo. Vallahi yolda kaldık. Tam anlamıyla kapı yuttuk arkadaşlar. Ben bir şu kaputu bir açıp okuyup üfleyeyim ya. Araba nefesimin kuvvetli olduğunu daha önce de söylemiş miydim? Tam gaz devam. Bu müziklerle böyle ya. Ambulans. Hocam ama sokağım trafiğinize bir gidemiyoruz ya. Benim kendim bir sola atmam lazım. Attım abi. Dadi vi. Ambulans inşallah ileride bizi almaya gelme. İstanbul'a artık bir çıkalım ya. Arkadaşlar yaşayanlar varsa aranızda nasıl yaşıyor burada? Yaşanmaz. Gerçekte bir de daha da beter burası. Vallahi Allah buradasın kardeşim. Yavaştan şehirden uzaklaştık galiba. Buralar biraz daha akıyor da adam sol şeridi işgal ediyor. Allah kahretsin senin gibi kamyoneti ya. Kavşaktan düz geçeceğiz biz galiba. Tasını tarağını topla da git. Bir daha ismimi anma yeter. Tasımı tarağımı toplayıp gidiyorum İstanbul'a. Ki İstanbul'da tasım tarağım daha yok. Şişeden de geçelim abi. Şuradan da bir ana Ege ile tek teker. Galiba ilk biz yaptık. Yavaştan şöyle Sakarya yoluna gireceğiz gibi sağdan. Ama araba gene çalışmıyor. Okudum üfledim daha ne yapayım. Allah da kahretsin. Müdür de bize der ki çalışın daha hızlı çalışın der. Daha araban çalışmıyor yavşak. Abi bir de yolda kalmayalım otobanda derken çalıştı. Oo, ne fren yapıyor orta şeritte ya. Yürek kendi seçer. Su içerken ölüyoruz ya. Böyle iş mi olur ya? Aman. Yine ağzımla random atarak arabayı yolda tuttum. İyi ki ağzımla başka şeyleri de tutmuyorum. Hocam orta şerit durur mu ya? Kaza yapmış gerizekalı. Hava karardı. Biz hala yollardayız. Şöyle farları da bir göstereyim arkadaşlar. Arka stopları falan görüyorsunuz. İşte sinyaller böyle. Geri viteslenmemiz böyle. Debriyajı çekersem apı yutarız. Çekmeyeceğim. At 5'e devam edelim abi. Gece içi de bu şekilde. Modu zaten açtı maksimumda indirebiliyorsunuz. Hatchback versiyonu var. Station versiyonu falan var. Cross falan da yapabiliyorsunuz. Modun güzel seçenekleri var arkadaşlar. Sağdan da herhalde artık Sakarya'ya giriyoruz. Bakayım bir navigasyona. Daha bir saat yol var ya. Oo, bu yol bitmez. Vallahi hava karardı. Bu yol bitmez. Millet de zaten 30'la falan gidiyor. Neyse ben videoyu kapatayım. Yola devam edeyim arkadaşlar. Yavaş abi. Tırın arkasından girersek nalay olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve İmdat TV'ye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız kalmayı. Ege bebeğim. İnanılmaz bebeğim. Kopuyoruz. Ama viraja nasıl giriyor?